Herkese merhabalar. E-sporcuları daha yakından tanıdığımız ve onların yeme alışkanlıklarını öğrendiğimiz e-sporcular ne yere? Hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Hearthstone takımımızın başarılı ismi Kaan Fujitora Çekli. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi koşmuşturmaca. Kan seni zaten özellikle kart oyunları ve strateji oyunlarındaki, yani bunları takip eden dostlarımız çok yakından tanıyorlar. Ancak seni tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin? Ben Kan Çekli. 7 yıldır Fuji ile Hearthstone ve e, çeşitli kart oyunları oynuyorum. Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dil Edebiyatı'ndan mezunum. E, turnuvalarda mücadele ediyorum. E-spor'a nasıl başladın? Yani kart oyunları ve strateji oyunlarını ne zaman başlamıştın ilk başta? Üniversiteye başladığım ilk yıl Hearthstone oynuyordum boş zamanlarımda ve bir turnuva düzenlenmişti. O turnuvada çeyrek finalde yenilince böyle bir hırs yaptım. O kaybetme duygusunu sevmedim. Kazanmak için ne yapabilirim diye sordum kendime ve o zamandan beri de kazanmak için her şeyi yapıyorum. Peki strateji oyunları dışında oynadığın başka bir oyun var mı? Ee, oynadığım oyunlar var. Valorant, daha önceden CSGO, hikayeli oyunlar. Mesela en son Cyberpunk'ı bitirdim. Peki Hearthstone'da unutamadığın bir başarın var mı böyle? Hani bu anı gerçekten aklımdan hiç çıkaramıyorum. Çok güzel bir duyguydu dediğim şöyle. Ya buna daha önce vermediğim bir cevap vereyim. Ee, daha önce Hearthstone turnuva sisteminde turnuvalar çok uzun sürüyordu. Finale çıkmak 15-16 saat falan sürüyordu bir turnuvada. Öyle bir turnuva olmuştu. Ee, 16 saatin sonunda finale çıkmıştım. Finalde yenilmiştim. Ve 5 dakika sonra yeni bir turnuvaya girip Yine 16 saat sonra finale çıkıp finali kazanmıştım. Ya yani 32 saat aralıksız turnuva oynayıp o turnuvayı kazanmıştım. Ondan sonra uyuduğum uykuyu unutamıyorum yani. <laughs> Ondan sonrası çok rahatlatmıştır tabii özellikle yani bu kadar saatler süren bir emeğin sonunda o şampiyonluk gerçekten güzel bir his olsa gerek. Peki şunu sormak istiyorum sana. Biraz daha böyle farklı yönlerinle alakalı bir soru olsun istiyorum. Böyle bir hobin var mı oyunlar dışında? O oyunlar dışında benim ee, hayat felsefem sürekli kendimi entelektüel olarak geliştirmek üzerine. Boş zamanlarımda hatta bazen harçta oynarken bile yan taraftan işte dizi, film, işte çizgi roman bu tarz şeylere ayırıyorum vaktimi. Hatta bunlardan e, aldığım zevki arttırmak için daha iyi okuyup anlayabilmek, e, yaptığı göndermeleri görebilmek için üniversitede okuduğum bölümde İngiliz Edebiyatı seçtim zaten. Peki turnuvalara nasıl hazırlanıyorsun? O süreç nasıl geçiyor senin için? Yani rakiplerini analiz ederek mi daha çok mesela o deklerini yani elindeki desteleri hazırlıyorsun yoksa daha farklı bir yani tamamen kendi stratejini belirleyerek mi? Yani şimdi turnuvalara hazırlanmanın çok farklı çeşitleri var bizde. Ee, bir rakibe özel olarak hazırlanmak çok zor. Ee, 512 kişilik oluyor bizim en düşük turnuvamız. Yani 500 kişinin katıldığı bir turnuvada insanların hangi destelerle geleceğini tahmin edip analiz edip yani metayı okuyup en çok getirilen stratejiyi counterlamaya çalışıyorsun bazen. Bazen onu counterlamaya çalışanı counterlamaya çalışıyorsun. Bazen bir aşama daha da öteye gidip counter'ın counter'ın counter'ını yapıyorsun. Ya da bazen en e, güçlü stratejiyi getirmeye çalışıyorsun. Bunun içinde e, kullandığımız tabii farklı istatistik siteleri var. İşte yüz binlerce maç üzerinden analiz edip bir destenin, bir desteğe karşı kazanma oranını hesaplayan algoritmalar var. Bunları inceliyorsun, diğer insanlarla konuşuyorsun. Bunlar sadece teknik kısmı. Pratik kısmında da bu destelerin nasıl oynandığını birbirine karşı nasıl etkileştiğini de anlaman lazım. O yüzden çok uzun bir antrenman süreci oluyor. Böyle anlatabilirim kısaca. Peki bu süreçte yemek nerede senin hayatında? Yani yemeği böyle daha çok e, iştahla yiyen bir kesimden misin yoksa hani böyle yemek olsun da hani ben hayatıma devam ediyorum zaten diyen de bir kesim var onlardan mısın? Yemek yemediğim zamanlar böyle sadece bir yemek hapı olsa ben onu geçiştirebilirim diyorum ama yemek önüme geldiği zaman tadını çıkarırım yani. Bu turnuvalar dediğim gibi bizim çok uzun sürüyor ve e, maç arasında falan gidip yemek yapmak e, benim için çok kolay olmuyor. O yüzden genelde yemek sepeti kurtarıyor beni turnuvalarda. En çok hangi yemeği yemeği seversin mesela? Favori yemeğin nedir? Ya Benim bir turnuvada bir galibiyet aldığım zaman genelde kendime beytiyle, yani beyti sarmayla, özellikle buharda beyti çok severim. Ee, onunla ödüllendiriyorum. Ama İstanbul'da iyi yapan yer bulmak çok kolay olmuyor. Ee, beyti güzel bulamazsam hamburger. Peki telefonla girsek en çok hangi ürünü sipariş etmişsindir yemek sepetinde? Büyük ihtimal hamburgerdir. O zaman zor bir soru geliyor. Bir tarafta en çok söylediğin, en çok sipariş verdiğin hamburger ama diğer tarafta da indirim yağmurlarından bir beyti var. Hangisini tercih ederdin? Hmm. beyti ama güzel olacaksa. <laughs> bir de izleyenlere de şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim yemek sepetinde puanım şu an 73 bin. Daha iddialı biri varsa yorumlara bekliyorum. <laughs> Sanmıyorum 73, 73 bin, bin bayağı iddialı. Mahallenin muhtarısın yani. Muhtarım muhtarıyım ben. Bütün muhtarları <laughs> muhtarıyım yani. <laughs> muhtarların muhtarı. Evet Kan, şimdi hızlı bir tura geçeceğiz, tarafını seç bölümüne geçeceğiz. Burada senin yemek tercihlerini hızlıca öğrenmek adına sana iki yemek söyleyeceğim ve bunlardan birini tercih etmeni isteyeceğim. Hazır mısın? Niye tercih etmek zorundayım ki? Öyle, mecbur. <laughs> İyi tamam. Menemen mi, omlet mi? Omlet. Domates çorbası mı, tarhana mı? Domates. Makarna mı, pilav mı? Makarna. Patates kızartması mı, soğan halkası mı? Patates kızartması. Mevsim salata mı, çoban salata mı? Hmm, mevsim salata. Tatlı mı, tuzlu mu? Tuzlu. Ben de tuzlucuyum. Pizza mı lahmacun mu? Pizza. Peynirli börek mi, kıymalı börek mi? Kıymalı. Soğuk baklava mı, dondurma mı? Dondurma. Böyle şerbetli tatlıları sevmez misin? Soğuk baklava hayatımıza bir anda sokuldu. Daha önce, 5 yıl önce var mıydı soğuk baklava ya? Bir anda girdi hayatımıza. Ben anlamadım nereden girdi yani. Peki normal baklavayı sever misin? <laughs> Severim. Fıstıklı mı, cevizli mi? Cevizli. Yapma bunu ya. Cevizli ya. Fıstıklı ama. Fıstıklıya herkes yer bir ceviz diyor. <laughs> Özel. Evet Kaan yemekten bolcana bahsettik ve ben hafiften acıkıyorum. Sen de şöyle bir Best of 3 taş, kağıt, makas oynayalım. Yani strateji konusunda sen benden çok daha iyisin ama ben de biliyorsun taş, kağıt, makas da yani çok insan yendi. İsteriz de iddiayı arttıralım yani. Vaa wow, iki double mı diyorsun? Evet. O zaman bir beyti söyleyelim de. Ben beyti hemen buraya yedim. Tamam o zaman sen de iki. <laughs> İkisine girelim. Kaçta artık. bitiyor? İki olan kazanır. Tamam. 3 olan olsun. 2 de çok varyans az. Best of 5 mi? Best of 5. Konsept değiştiriyoruz arkadaşlar. Fuji için yeni konsept. 2 de strateji az. Tamam. 3 olan kazanır. Tamam. Taş, kağıt, makas. Tamam. 2-2 i̇ki, iki, değil i̇ki, mi? 2 Iki. <laughs> Şimdi sıradaki yapacağın <laughs> <Çok> hamleyi biliyorum. <tehlikeli. gülüyor> Sırada yapacağın hamleyi biliyorum. Hadi. Benim de böyle bir taktiğim var. Hadi gel. Ters Bu strateji. yeni Hearthstone oyuncusu Emir Ruletta Akgül. <laughs> Kameralardan etkilen. Evet. Bizim duble siparişlerimiz geldi. Hem beytimiz hem hamburgerimiz. Eğer bizlerden 25 TL'lik yemek sepeti kodu kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey yorumlara favori yemeğinizi yemek sepeti eşliğiyle yazmak olacak. Elinizi çabuk tutun. Evet Kaan, geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifli, lezzetli ben bir sohbet keyfam. oldu. Teşekkür ediyorum verdiğin güzel bilgiler için hem Hartson adına hem de e, senin üzerine. hakkında <laughs> Beyt üzerine senin hakkında e, merak ettiklerimizi cevapladığın için. Bir Ace sporcular ne yerinde sonuna geldik bugün. Kaan Fujitora çekli konuğumuzu ve bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.